Değerli belediye başkanım, protokolümüzün çok kıymetli üyeleri, ayancıklı hanımefendi ve beyefendi kardeşlerim, cumhuriyetimizin teminatı olan sevgili gençler ve çocuklarımız, kıymetli öğretmenlerimiz, basınımızın güzide temsilcileri, öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle ve saygıyla selamlarken Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyorum. Kıymetli ayancıklı kardeşlerim, Cumhuriyetimizin 97. yılını büyük bir onur ve gururla kutlarken bize bu cumhuriyeti armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve bu cumhuriyetin ilanı sürecinde kanlarıyla canlarıyla mücadele eden aziz şehitlerimizi saygıyla, minnetle ve şükranla anıyorum. Ayancıklılar olarak cumhuriyetin ilanı süresince, cumhuriyetin ilanına gelene kadar en çok bedel ödeyen yerlerden birisiyiz. Hepinizin malumu Ayancık şehitler diyarıdır. Ayancık ülkesine, milletine, vatanına, devletine sahip çıkmak için gençlerini korkusuzca ve büyük fedakarlıkla cepheye göndermiş ve nüfus olarak, nüfusu oranladığımızda en çok şehidi vermiş ilçemizdir. Cumhuriyetin kuruluşundaki bu fedakarlığı gösteren Ayancıklılar olarak hem Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılını kutlamanın büyük bir onurunu ve gururunu yaşıyoruz, hem de bu sürece geldiğimizde yapmış olduğumuz fedakarlıkların ne kadar güzel sonuçlar doğurduğunun da sevincini yaşıyoruz. Bu açıdan Cumhuriyet'in ilanına gelene kadar ki süreçte milli mücadelede şehit olmuş Ayancıklı şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla ve şükranla anıyoruz. Değerli kardeşlerim, Cumhuriyet'in ilanına gelene kadar ki süreci kısaca hatırlatmak isterim. Hepinizin malumu 1. Dünya Savaşı'na giren Osmanlı Devleti, her ne kadar Çanakkale'de ve Kut'ul Amare gibi büyük başarılar elde etmiş olsa da, sonuç itibariyle 1. Dünya Savaşı'nda yenilen ülkelerin arasına girmiş ve Mondros Mütarekesi ile büyük bir teslimiyet göstermişti. Ülkemizin dört bir tarafı işgal edilmiş, bütün doğal kaynaklarımızın zengin olduğu yöreler işgal edilmiş, ordumuzun silahlarına el konulmuş ve bu millet, aziz milleti Anadolu'dan ve bu coğrafyadan yok etme süreci başlamıştı. Ama bu aziz millet, birlik, beraberlik ve kardeşliği her zaman şiar edinmiş, bağımsızlığı kendisinin karakteri olarak kabul etmiş bu millet, elbette ki bu planlara boyun eğecek değildi. O zaman general olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında bu millet onun arkasında Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bir olmuş ve milli mücadeleyi yine bu topraklardan, Samsun'dan başlatmıştı. Ve nihayete gelindiğinde çok büyük fedakarlıklar yapan aziz milletimiz, şehitler de vererek, gaziler de vererek, kan akıtarak, malından, canından fedakarlık yaparak Cumhuriyet'in kurulması sürecine büyük bir zaferle geldi. Sevgili kardeşlerim, bu sürece gelirken ki bizim en güçlü, aziz milletimizin en güçlü dayanağı
birlik, beraberlik ve kardeşliğiydi. Hani Akif diyor ya, girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplulukça yürekler onu düşman sindiremez. İşte milli mücadeleyi başarılı kılan temel sebep toplarımız, silahlarımız değil, milletimizin arasında, kalbinde olan birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıydı. Daha sonraki süreçte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde büyük bir devrim süreci geçiren ülkemiz, devletimiz, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefini kendi için temel amaç belirlemişti. Ve hamdolsun 97 yıldır bu süreç üzerine koyarak devam ediyor. Her ne kadar bizi milli mücadelede yok etmek isteyen emperyalist güçlerin ülkemizdeki, vatanımızdaki amaçları ortadan kalkmasa da, içimizden bazı hainleri kullanarak ülkemizi, milletimizi ve cumhuriyetimizi ortadan kaldırma girişimleri devam etse de, bizler dindik. Bir, beraber ve kardeş olarak cumhuriyetimize sahip çıkıyor ve Atatürk'ün de ortaya koymuş olduğu cumhuriyetin ilelebet payidar kalma amacını gerçekleştirmek için hep beraber çalışıyoruz. O süreçte bizi cephede yenemediler. Daha sonraki süreçte içimizden, evet, sağlık ekiplerimiz hemen öğrencimize müdahale ederlerse, hava biraz sıcak, muhtemelen gencimiz de kahvaltısını iyi yapmamış. Hemen bir çikolata şekere düşmüştür. Tatlı bir şeyler. İyi mi gencimizin durumu? Tamam mı? Geçmiş olsun diliyoruz. Gençler, bu törenlere gelirken kahvaltımızı iyi yapalım. Çünkü şekerimiz düşebilir hem havanın sıcaklığından hem de törenin gidişatından. Bu fedakarlığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Neticede o sahada bizi yenemeyen güçler, içimizden hem dinimizi, güzel dinimizi istismar eden, hem değişik ideolojilerle hareket eden, hem de bazı etnik kökenli vatandaşlarımızı suistimal eden terör örgütlerini ortaya çıkardılar. PKK'dır, DHKPC'dir, DAEŞ'tir, FETÖ'dür vesaire. Ve bu mücadele devam ediyor. Ve biz Atatürk'ün ve onun arkasında yek vücut olmuş aziz atalarımızın bize emanet ettiği bu cumhuriyete sahip çıkmak için her zaman çok çalışacağız. Değerli kardeşlerim, sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Son olarak gençlere şu hitabetle sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Cumhuriyetin asıl sahipleri gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Cumhuriyetimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Lakin hangi gençlik ve hangi nesil bunun teminatıdır? Bağımlılık yapan maddelerin kölesi olmuş, teknolojinin kölesi olmuş, milli ve manevi hassasiyetlerden uzak, aklını ve iradesini özgürce kullanamayan bir nesil, bir gençlik elbette ki cumhuriyetin teminatı olamaz. Bizler gençler olarak, gençlerimiz olarak sizlerden beklentimiz, aklını, iradesini özgürce kullanarak, milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak ve güzel ahlaklı olarak ve bunların yanında bunlar kadar en önemli olan şey de çok çalışarak cumhuriyetimize sahip çıkacağız ve cumhuriyetimizin teminatı olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi sonlandırırken tekrar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, atalarımızı, dedelerimizi, ninelerimizi saygıyla, şükranla ve minnetle anıyorum. 97. yılını kutladığımız cumhuriyetimiz, Cumhuriyet Bayramımız tekrar kutlu olsun. Hepinize en kalbi duygularımla, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum.